Merhaba değerli izleyicilerimiz, Ziraiye Eğitim adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kavun yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vereceğiz. Balıkesir, Susurluk, Muradiye köyündeyiz. Sizlere daha önce bu civarlarda bir karpuz yetiştiriciliği ile ilgili güzel bir program çekmiştik. O zamanlar fidelerimiz yeni dikilmişti, 15-20 günlüktü. Şimdi ise o zamandan bir ay sonra falan ortalama kavun fideleri dikildi ve yavaş yavaş hasata yaklaştığımız dönemlerde kavun yetiştiriciliğinde, karpuz yetiştiriciliğindeki olduğu gibi konuğumuz yine Susurluk Ziraat Odası'nın danışmanı, ziraat mühendisi Tanju Bey. Tanju Bey ile beraber sizlere bugün kavun yetiştiriciliği hakkında biraz detaylar aktaracağız. Merhabalar Tanju Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle karpuzu anlattık. Bugün de biraz kavun yetiştiriciliği hakkında bilgiler vereceğiz ama her şeyden önce ben biraz bu bahçe hakkında sizlerden genel bilgi isteyeceğim. Tabii. Bahçemiz Susurluk Muradiye köyüne ait bir bahçe. Bu bölgede özellikle Muradiye'de kavun yetiştiriciliği %99 oranında susuz yapılmaktaydı bugüne kadar. Bu şu anda bulunduğumuz kavun tarlası sulama yapılıyor. Damlama sulama kullanılıyor burada. Belki bu bölgedeki ilk denemelerden bir tanesi diyebiliriz bu bahçe için. Evet, biz bahçe diyoruz ama genelde bizim oralarda bostan derler, kavun karpuz bostanı. Evet. Ben buralarda bahçe kelimesini çok duydum. Burada dediğiniz gibi büyük bir alana deneme kurmuşsunuz sizler. Burası kaç dönüm üzerine bir sulu, kaç dönüm üzerine susuz kavun diktiniz? Burası ortalama 120 dönüm kadar bir alan. Bunun 50 dönüm kadarı sulu, 70 dönüm kadar susuz şu anda. Sulu susuz yapmanızın temel amacı neydi? Asıl amaç şu, normalde dediğim gibi susuz ekiliyor kavun zaten. Evet. Fakat burada su imkanı olduğu için farklı bir çeşitle burada sulu kavun yetiştiriciliği denemesi yapıyor arkadaşlar burada üreticimiz. Peki Susurluk'ta dediğiniz gibi genelde susuz kavun yetiştiriciliği, evet, yapılırdı. Suluda geçilmesi, bu çeşide geçilmesiyle beraber programdan önce konuşmuştuk. Sulu tarımda yetişen kavunlarda aroma pek fazla iyi olmuyor demiştiniz. Ancak bu çeşit sulu tarıma uygun ve burada sulu bir şekilde yetiştirmeyi planlıyorsunuz. İzlenimleriniz neler? Sonuçlarınıza doğru gidebiliyor musunuz? Şu ana kadar kavunun gelişimi güzel. Yani kavun normalde sulamaya çok fazla uygun bir sebze değil genel olarak konuştuğumuzda. Birkaç çeşidi var sulamaya uygun olan. Bununla alakalı bu çeşit şu ana kadar olan gelişimi gayet güzel. Yani herhangi bir çatlama veya işte başka sıkıntılar henüz baş göstermedi çeşitte. Gerçi burada biraz şeyin de etkisi var. Yani bu bölgede biz danışmanlık hizmeti verdiğimiz için Susurluk Ziraat Odası olarak biz de danışman olarak hemen hemen her hafta gelip bu arazileri de ziyaret ediyoruz. Bu hastalık zararı konusunda devamlı takip ediyoruz. Çünkü sulama kavunda her zaman bir hastalık veya zararı olma olasılığı diğer yetiştiriciliğe göre çok daha fazla. Ben de ona değinecektim. Yol boyunca geldiğim zaman biz Gönen'den geldik. Gelirken bu civarlara doğru bostanlara baktığımda biraz hastalık mı yaygındı bu bölgede? Ama burada hastalığa kaptırmamışsınız bostanı. Mücadele mi yoksa çeşit mi dayanıklıydı? Burada en önemli şey mücadele. Mücadeleyi zamanında ve yerinde yapma olayı. Geçen senelerde buradaki üreticilerle konuşuyoruz. Neticede biz de Susurluk Ziraat Odası olarak bu danışmanlar geçen yıl başladık, 2014 yılında. Biz bir yıldır, 1,5 yıldır burada bir hizmet veriyoruz. Geçen yıllarda bu bölgede de aynı şekilde küllemeden dolayı çok fazla hasar almış arkadaşlar, üreticiler. Tabii burada başkanımızın verdiği altyapıyla, bize sağladığı altyapıyla biz her hafta buraya gelme imkanı buluyoruz. Arkadaşları, üreticileri bu konuda ikazlarda bulunuyoruz. Bununla beraber ikazların yanında şu ana kadar geçmiş dönemlerde bu mevsimde 6. veya 7. ilaçlama yaparken şu bugün itibariyle arkadaşlar 2. ilaçlamayı yapıyorlar daha henüz. Doğru. Bu da erken, işte erken uyarı sistemi ve erken sürekli kontrol altında olmasına kaynaklanıyor. Evet. Pekala, burada kavun yetiştiriciliği çok sık yapılır mı? Üreticiler bayağı ekti mi? Onların durumları nasıl ziraat odası olarak gözlemlediğinizde? Susurluk bölgesindeki en güzel kavunlardan bir tanesi bu Muradiye köyünde yetişiyor zaten. Civarlarda da ekim buraya göre daha az. Evet. En yoğun kavun ekimi burada oluyor. Biraz da buranın iklimi, toprağı
diğerlerine göre biraz daha kavuna müsait diyebilirim. Pekala, o zaman biraz ben muhabbet ettikten sonra yetiştiricilik kısmına geçip genel yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler almak istiyorum sizden. Arkasından bilgileri toparladıktan sonra yine piyasa hakkında konuşmak istiyorum. Kavun yetiştiriciliği bu bölgede uzun yıllardır yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Burada kavun yetiştiriciliğinde toprak hazırlamayı nasıl başlarsınız? Toprak hazırlamadan önce yeri seçerken nelere dikkat edersiniz? Genelde atıl susuz yerler mi seçilir? Oralarda da verim verir mi? İlk önce ben toprak isteğinden başlamak istiyorum. Evet. Kavunun iki çeşit aslında toprak isteği, yani toprakta yetişebilir. Bunlardan bir tanesi konma tınlı dediğimiz toprak tipi. Bunu genelde erkenci kavun yetiştirmek istediğinizde bu tip toprağı seçebilirsiniz. Bizim bölgemizde o tip toprak çok fazla yok. Bizim burada genelde killi toprak var. Killiye yakın toprak var aynı zamanda. Burada da işte normal ve geçici çeşitleri ancak burada yetiştirebiliyoruz. Ha, bu da lezzet anlamında da aslında o asıl aromayı veren, asıl lezzeti veren toprağın bu yapısından kaynaklanıyor. Toprak hazırlığına sonbahardaki işte ilk yağmurdan arkasından toprak tavandayken bir derin sürünüm yapılması lazım. Burada bir parantez için bir bilgi vermek istiyorum. Tabii. Buğday biçildikten sonra ben bakıyorum birçok üretici hemen buğdayı biçildikten sonra Temmuz ayı gibi, işte Temmuz'un sonu gibi hemen toprağa girip pullukla sürmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaları toprağın bütün o canlı ve yararlı mikroorganizmanın çok daha çabuk ölmesine sebep oluyor. Bu konuda elimizden geldiği kadar ikazda bulunuyoruz çiftçilere. Ya o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yaz aylarında toprağın işlenmesi toprağa zarar verir. Evet. Yani bu toprak... toprak devrildiği zaman güneş ışınlarına biraz direkt bakteriler ve mikroorganizmalar maruz kalıp öldüğünden dolayı mı, başka bir sebebi evet. var mı? Şimdi toprak biliyorsunuz zaten canlı bir Tabii. organizma. Bunun ilk 30 santimini siz devirdiğiniz zaman hem zararlı hem yararlı mikroorganizmalar var bunun içerisinde. Tabiatın fıtratı gereği yararlı organizmaların hepsi çok daha çabuk ölüyor maalesef. Dolayısıyla geriye daha zararlı olan mikroorganizmalar kalıyor. O güneş ışıklarının direkt gelmesinden dolayı toprağa çoraklaşmasına biraz da yardımcı olmuş oluyoruz. Yani o yüzden o sıcakta, o mevsimde mümkün olduğu kadar toprak işlememek en güzeli. Dediğim gibi sonbaharda ilk yağmurların arkasından toprak tavandayken toprak derin sürülmeli. Kışa bu şekilde hazırlanmalı. Bu şekilde kalabilir. Gene Mart-Nisan ayında ikinci bir sürüm toprağı daha da inceltmek, işte kültivatörle biraz daha karıştırılarak toprak hazırlığı yapılmış olur. Bizim bölgemizde genelde Mayıs ayında kavun tohumu ekilmiş olur. Tohumdan ekiyorsunuz, tohumdan yok fide olarak mı ekiyorsunuz diyecektim ben de. Tohumdan direkt şaşırtmayla mı getiriyorsunuz? Bizim bölgemizde tohum ekilir genelde. Aslında şey geniş, yelpaze geniş, yani Mayıs'ın ilk haftasına tutun 10 Haziran'a kadar ekiliyor ama genelde Mayıs ayı içerisinde ekilmesi daha uygun. Mayıs ayı içinde en tavlı zamanda evet. veriyoruz toprağa. Çıkışı evet. biraz uzun sürebilir normal fideye göre ama sağlıklı oluyordur kendi evet, gelişimde. Evet, sağlıklı oluyor. Peki sıra üzeri sıra arası dikimlerini nasıl ayarlarsınız kavunla? Sıra arası genelde 1.40 civarı, yani bir traktör genişliğini evet. ayarlayacak şekilde. Bütün hepsi hemen hemen o şekilde dikilir. Sıra üzeri de 1 metre, 1 metre 40, 1.20 gibi bu çeşide aralıkları, göre çeşide göre toprak veya toprağın zayıf veya kuvvetli oluşuna göre bir 20'şer 30'ar santim oynuyor o şekilde. Yani bunlar da dikim aralığında önemli faktörlerden önemli biri. Önemli faktörler tabii. Kesinlikle. Yani toprakta çimlenme başladıktan sonra ilk çapayla beraber bu seyretme de yapılıyor zaten. Tabii. Yani o daha sık ekiliyor tohum ama ilk çapadan sonra tekletiyoruz. Tekletiyoruz. Onu o mesafeleri denk getiriyoruz aşağı yukarı. Sağlıklı kalanları, tam aralara uyanlar Tabii. kalıyor ve iyi bir teklemeyle en sağlıklı gelişimi evet. yapıyoruz buralarda. Toprak isteklerinden çıkıp o zaman biraz iklim isteklerine gelmek istiyorum. Ben iklimsel olarak bizim Güney Marmara'da olsun, Ege'de olsun, Ege'nin biraz yanındaki İç Anadolu'da ve Antalya bölgesinde iyi yetiştiriciliği yapılıyor. Bizim bu bölgede iklim isteği olarak bu çeşitler hangi tip iklim istiyor daha çok? Kavunda aslında genel olarak şöyle bir durum var. Kavun sıcak iklim sebzesi. Yani kesinlikle soğuk havaya ve işte bizim burada geç donlar maalesef evet. olabiliyor. Onlara maruz bırakmadığınız sürece sıcak iklimde komple yetiştirmemiz mümkün. Mayıs ayı içerisinde demiştim az önce. Evet. İşte Mayıs ayının ilk haftası pek ekilmez çünkü bizim bu bölgemizde Mayıs ayının ilk haftası bir don yapma olasılığı, kıra yapma olasılığı oluyor. O yüzden o döneme denk getirmeden, ilk haftasını geçirip o soğuğa denk getirmeden ve hasat zamanı da aynı şekilde soğuğa denk getirmeden o kalan arada
hasat ve ekimi bitirmiş oluyoruz. Ben bazen görüyorum, mini seralar yapıyorlar bostanda, hem kavunda hem karpuzda. Evet. Bunlar sanırım bu da onlara karşı mücadele için mi yapılıyor? Onlar genelde Akdeniz bölgesinde yapıyorlar. Biraz daha bir ay, erkencilik bir, ay bir buçuk ay daha bir erkencilik sağlıyor. O bölge biraz daha iklimi de uygun. Yani tamam bir ay bir buçuk ay önce örtü altı ama örtüden çıkardıktan sonra artık bir daha orada don alasılığı yok. Ama bizim bölgemizde yaşanabilir. Biraz riskli olur diye düşünüyorum bizim bölgemizde. Kesinlikle bu sene karpuzdan pek fazla umudumuz yok dedik programın başından ama kavundan bayağı var. Hani bunu da hiç çekinmeden tartışabilirim. Geçen sene karpuz piyasa olarak iyi bir piyasaya sahipti. Sanırım bu sene çok fazla ekildi değil mi? Karpuzun ben aşağı yukarı 5 yıldır sürekli üreticileri ikaz ediyorum. Bu sene bu şekilde yaşanmasının en büyük sebebi karpuzun maalesef kabak aşı olmasına kaynaklanıyor. Bu da karpuzu şu anda ciddi anlamda kalitesini, tadını ve diğer tüm her şeyini etkilemiş durumda. Belki bazı insanlar bana çok kızacak ama karpuzun yeniden eskisi gibi tohum çeşidine dönmesi zaruri diye görüyorum. Kendi ağacından üretilmesi. Çünkü ben kendim bile 5 yıldır yemiyorum yani. Değil bilmiyorum. Mi? Kesinlikle ve karpuz her sene, bu sene özellikle çok büyük bir düşüş yaşadı. Ama kavunda sanırım bu problem yaşanmıyor. Hala rövanşta olan, hatta bazı yerlerin satıldığını söylediniz şimdiden. Evet. Nereden çıktığını. Karlı bir yetiştiriciliğe doğru gidiyor kavun yetiştiriciliği. İklim ve toprak sitenin olduğu bir yerde üretilmesi rantabl olabiliyor. Ve o zaman biraz da bitki beslemeye gireceğim ben. Bitki besleme programı yaparken biz kavunlara karşı nasıl bir program izliyoruz? Taban gübresinden başlayıp sonuna kadar nasıl bir çerçeve canlandırıyoruz gözümüzün önünde? İstekleri neler oluyor? Tabii bunu her zaman söylediğim gibi yani ilk başta şart olan toprak analizi. Kesinlikle bu yapılması lazım. Onun dışında genel bilgiler verebilirim ancak. Yani toprak analizi yapılsa daha spesifik konuşulabilir ama ortalama olarak bir kavunun dekardan kaldırdığı besin maddesi olarak makro element olarak baktığınızda 8 kilogram civarında azot, 10 kilogram civarında fosfor, yine 13 kilogram civarında, 15 kilogram civarında da potasyum kaldırıyor. Yani bu rakamları tutturamazsanız da en azından bu size şu ön bilgiyi verebilir. Dediğim gibi hani spesifik konuşmuyoruz, genel konuşuyoruz ama demek ki kavunun azot ihtiyacı diğer birçok sebzeye göre çok çok düşük. Evet. Zaten bunu da yanlış gübreleme yaptığınızda kavun size bunu çok güzel yüzünüze vuruyor. Değil mi? Yani biraz azotu fazla kaçırdığınızda özellikle kabakgillerde olan kavunda bu daha yoğun bir şekilde görülüyor. Biraz azotlu gübreyi fazla kaçırdığınızda hemen çiçek silkme veya dör silkme gibi problemler de karşınıza çıkabiliyor. Bu yüzden besleme yaparken kesinlikle buna dikkat etmek lazım. Yani azotun her zaman faydalı olduğunu düşünemeyiz bu bitki grubunda. Evet. Verdiğimiz zaman sizin de söylediğiniz anladığım kadarıyla kendini vejetatif büyümeye vuruyor. Generatif olarak meyvesine vurmuyor da yaprak yapmaya, boy yapmaya vurduğundan üzerinde meyve bağlamıyor. Bu azotun genel özellikleri doku oluşturma ile ilgili. Buradan üreticilere de bir dipnot olarak verelim. Pekala gübrelemede genelde taban gübresi kullanır mısınız? Üst gübreyi de çok sık atar mısınız? Kuru yetiştiricilik için söyleyelim. Kuruda yetiştirilenlerde genelde taban gübresi muhakkak kullanılıyor zaten. Evet. Bununla beraber gene yapraktan bazı şeyler takviye ediliyor. Bunun en büyük sebebi işte her zaman değindiğim gibi toprağımızın çoraklaşmasına kaynaklanıyor. Toprakta alınabilir fosfor ve potasyumu ayıramadığımız için toprakta potasyum görünmesine rağmen mesela Muradiye için konuşalım. Birçok toprak tahlilinde potasyum miktarı var olmasına rağmen gene de yapraktan potasyum takviyesi yapmamız gerekiyor. Çünkü eksiklik gösteriyor bitki. Bu da bitkinin bu elementi alamadığını çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Yani bazen ben de karşılaşıyorum. Bakıyorum analiz sonucunda. Potasyum, fosfor, azot her besin elementi bakımından zengin olmasına rağmen eksikliğini yaprakta görmek çok bariz bir şekilde belli oluyor. Özellikle potasyumun. Bunun tabii dediğiniz gibi topraktan alınamadığının bir göstergesi. Geçen kavun tarlasına gittiğimizde toprak yapısı pek fazla hoşumuza gitmemişti ama burada toprak yapısı bu kavun bostanında benim daha hoşuma gitti. Zengin bir toprak gibi. Analiz sonuçları nasıl çıkmıştı burada? Bu araziye analiz yaptırmadık işin gerçeği. Evet. Çünkü tohum falan ekilmişti biz buraya geldiğimizde. Evet. O yüzden sonuçta bilmiyorum. Ama yine de zengin bir görüntüsü var. O demek ki bayağı zenginmiş toprak. Az önce dediğim gibi yani danışmanlık çerçevesinde biz sürekli ziyaret ettiğimiz için burayı az çok yapraklar zaten bize neyin eksik veya neyin fazla olduğunu da gösteriyor. Yani döl durumunu, çiçek durumunu, yaprak durumunu, sürgün durumunu bunları takip ettiğinizde
Hani kaba taslak da olsa siz de bir analiz yapmış oluyorsunuz zaten. Kesinlikle. Beslemeyi de damlamadan, sulama kavun için söylüyorum. Damlamadan beslemeyi de zaten üreticiye o şekilde tavsiyede bulunuyoruz. Peki ya çok fazla hastalık zararlısı var mıdır? Biraz da bunları konuşalım kavun yetiştiriciliğinde. Birkaç tane ciddi hastalığı ve zararlısı var kavunun. Bunların bir tanesi antraknoz. Bizim bölgemizde çok ciddi bir şekilde görülmüyor. Dönem dönem belki görülebilir. Erken yaprak yanıklığı bu sene de oldu. Ara ara görünüyor çünkü dediğim gibi bizim toprağımız biraz kirliye yakın bir toprak. Özellikle o işte bahar sürümü demiştik ya en son. O evet. Dönemde eğer toprağı ağır işlerseniz bu döneme kadar yani Ağustos'a kadar onun yanlışlığını, onun eksikliğini görebiliyorsunuz. Erken yaprak yanıklığı yapabiliyor. En birinci hastalığı aslında külleme. Evet. Mildiyo'dan da önce geliyor. Mildiyo hastalığı da var ama külleme hastalığı kavunda en önemli problem. Yani şu anda civarda yanan kavunların en büyük problemi zaten küllemeden kaynaklanıyor. Külleme. Buna karşı nasıl mücadele ediyorlar? Kükürtle mi yoksa başka bir mücadele şekli var mı? Bununla ilgili hem ilaç hem yani fungisitle beraber kükürt de kullananlar var ama ben şunu söylüyorum. Hani bir çocuğu döverseniz arsız olur, söverseniz yüzsüz olur diye bir şey var. Çok fazla ilaçlama yapmak, üst üste ilaçlama yapmak orada hastalığı işte arsız yapıyor. Yani siz istediğiniz kadar ilacı atsanız da orada en azından %80 öldürüyorsunuz ama kalan %20 her zaman daha güçlü bir %20 kalıyor. Bir dahaki ilaçlamaya kadar zaten o %20 daha hızlı büyümüş oluyor. Evet. Dolayısıyla zamanında ve yerinde ve gerekli ilacı atmak bence en önemli etken. Şu tartışmaya katılıyor musunuz ilaçlama konusunda? Ben üreticileri uyarıyorum. Aşırı ilaçlama bazen bitkinin gelişimini dahi durdurabiliyor. Evet, zaten az önce bahsetmeye çalıştığım konu oydu. Yani aşırı ilaçlamadan her zaman kaçınmak lazım. Yani öyle zannediyor ki hastalığa karşı mücadele yapıyorum ama bitki özellikle son yıllarda kullandığımız ilaçlar kontak etkiden çıkıp sistematik etkili ilaçlar evet. olduğu için bitkinin öz suyuna karışan ilaçlar aşırı kullanımda bitki çok fazla alıyor ve bitkinin yapısını da bozabiliyor çok fazla kullanımda. Buradan üreticilere de uyarımız olsun. Eski kullandıkları ilaçla yeni kullandığı sınıflardaki ilaçları karıştırmasınlar. Zararları var mıdır? Haşereleri var mıdır kavunun? Genelde yaprak biti gibi, yeşil yaprak biti gibi, biti, beyaz sinek gibi. Kırmızı örümcek gelir mi? Kırmızı örümcek çok nadir bölgemizde. O zaten dönemsel olarak belli olmuyor. Yani çok fazla bir hasarını görmüyoruz onu ama yaprak biti özellikle bu bölgede yoğun olarak görülebiliyor dönemine göre. Tamam. Verim olarak nasıl pekala? Suluda susuzda verim farkı da muhakkak bekliyorsunuzdur. Kesinlikle, yani tabii. Sulu tarımdan maden su verdik bir şeyler çıkar diyorsunuz. Ne kadar bekliyorsunuz suludan susuzdan ne kadar bekliyorsunuz? Kuru üretimde ortalama olarak 2 ton 3 ton dekara bir verim beklerken suluda tabii 6-7 tonun üzerinde bir şeyi bekliyoruz. İki katına çıkarmasını bekliyorsunuz. Hemen hemen iki katına çıkması lazım tabii. İyi bakalım umarım o performansları görürüz diyorum ama burada da hasada yaklaşık bir 15 gün var diyorsunuz. Evet. Hasattan önce izlenimleriniz bu sonuçları doğruluyor mu? Hemen hemen doğruluyor evet. Yani biz de biraz gezerken gördük hatta buradan detay aldıktan sonra biraz burası sulu tarımın yapıldığı bölge. Evet. Arkasından kuru tarımın yapıldığı bölgeye gideceğiz oradan da size görüntüleri aktaracağız. Programdan önce demiştiniz ki en büyük korkumuz kuru tarımda olan kavun biraz daha kaliteli ve lezzetli oluyor. Evet. Sulu tarımda olan da biraz kaliteden taviz vermese de lezzette taviz verebilir. Tabii hasatta anlaşılır bu tabii. Ama şimdiden herhangi bir ölçümünüz var mı? Bu sıkıntıyı yaşayacak mısınız? Öyle görülüyor mu? Şu anki gidişata göre pek yaşamayacağız gibi duruyor. Yani kaliteyle beraber lezzetin de gene kuru tarım kadar hemen hemen aynı olacağına eminiz. O zaman sen eğer bütün alanı sulu tarıma çeviriyor musun? Hemen hemen en azından o 120 dönüm hepsini çevirebiliriz. Yani o zaman böyle yapmak daha rentabl olacaktır. Peki abi burada biraz kavunun çeşidine de değinmek istiyorum ben. Burada bir kökten kaç tane kavun çıkarıyorsunuz? Genelde tekleme yapar mısınız performansa evet. göre? Tabii onun yetiştiricilikte değinmemiz lazım aslında atladık evet. onu. Kuru tarımda genelde bu budama seyretme yapılır. Evet. Ortalama olarak her kökte 2 tane. Çok nadiren 3 tane bırakılır. Genelde 2 tane bırakılacak şekilde dönem dönem işte kelek seyretmesi muhakkak yapılır. Yoksa bunu yapmazsanız kuru tarımda başarı elde etmeniz çok zor. Peki normalde kaç tane çıkar seyretme yapmadığınız zaman? Biraz da çeşidin özelliğine göre, biraz da kavunun stresli olup olmadığına göre de çok değişiyor aslında bu. Yani stresli kavun çok fazla döl bağlayabiliyor bazen. Değil yani 5-6 dölü bağlayabiliyor. Kuru tarımda bu çok ciddi bir sıkıntı.
Yani kavun güzel, keyifli geliştiği zaman zaten kendisi otomatik olarak iki taneden üzerine pek fazla tutmuyor üzerinde. Değil mi? Zaten gelişim de yavaş olur. İstediğimiz evet. kaliteyi de yakalayamayız. Bu seyreltmeyi ne zaman yaparsınız? Ceviz büyüklüğüne geldiği zaman mı? Daha büyük olduğu zaman mı? Ceviz büyüklüğünden çok daha fazla olması biraz lazım. Daha. Yani patates büyüklüğünde. Kadar, işte, patates büyüklüğünde olduğu o zaman. O dönemden biraz daha büyük olana kadar, işte yumruk büyüklüğüne kadar yapılıyor bu muhakkak. Tamam, o zaman şimdi biraz bu sulu tarımın yapıldığı tarlamızda sizlere görüntülerden bahsetmek istiyoruz. Buyurun Tanju Bey. Kavun çeşidinden değinelim sizlere. Gördüğünüz gibi bu bir kökten çıkan kavunumuz gayet iyi gelişimi var. Dediğiniz gibi hasada yaklaşık bir 15 günü var. 15-20 günü var, evet. 15-20 günü var ama gelişim çok iyi. Baktığım zaman yapraklar canlı, koyu renkli, klorofil sıkıntısı yaşamıyor. İyi bir şekilde içini de doldurmuş, pörsümüşlüğü evet. de yok. Parlak parlak bir yüzeyi de var. Biraz daha inceleyecek olursak sanırım bunda bir tane bırakmışız. Şu arkada mı? Şu arkamızda var devam. Biraz daha göstermek istiyoruz sizlere bir iki örnek. Bunlar karpuz kadar olmuş, çok iyi gelişmiş. Hemen hemen evet. Gidişatı gayet güzel. Burada sulama yapıyoruz dediniz ama evet, damlama burası, sulamadan yapıyorsunuz. Damlama sanırım. Sulama yapıyoruz burada, evet doğrudur. Evet. Gayet iyi bir gelişim var. Hasat zamanında alırım biraz kavununuzu. Ne demek, her zaman. Gelişim çok iyi. Buradan görüyorum hala çiçek atmaya başlıyor. Fazla iyi bakıyorsunuz herhalde. Bunları ne yapacağız? Koparacağız mı çiçekleri? Sulamada bunları kopartmayacağız. Sulama olduğu için burası gidebildiği kadar gitmesini bekliyoruz şu anda. Yani bir kere de mi hasat etmeyi planlıyorsunuz? Birkaç defa, 2-3 defa, sanırım. Belki 4 defa havanın durumuna göre. Burada bir şey değinmek istiyorum ben. Kavunda çiçek yapısı, çift çiçek vardır kavunun evet. üzerinde. Yani ana sürgünün üzerinde erkek çiçek, yan dallarda dişi çiçekler oluşur. Bu döllenmenin, tozlamanın olabilmesi için kesinlikle bal arılarına ihtiyaç var. Değil mi? Yani bu anlamda bal arılarının verime ciddi bir katkısı var. Bu yadırganamaz. Az önce hani yaprak biti, işte beyaz sinek falan demiştik. Bunların mücadelesi yapılırken kesinlikle arılara zehirli olmayan veya işte o dönemine göre arıları zehirlemeyecek şekilde ilaçlama yapmakta çok ciddi fayda var. Bu direkt bizim verimimizi etkiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu da dipnot olarak iletelim üreticilerimize. Son olarak ben şunu biraz daha netliğe kavuşturmak istiyorum. Ben meyveciyim. Sebzecilikten pek fazla anlamam. Burada sizler ilk meyveleri topladıktan sonra hasadınız ne kadar sürecek? Hangi aya kadar sürüyor? Bir kökten kaç tane çıkarırsınız böyle toplayarak? İşte o az önce bahsettiğimiz 6-7 tonu dekara hemen hemen. Bir ay sürüyor mu o hasat? Bir ay, 1,5 ay civarında. Yani iyice havalar sürüyor. Veya işte havalar kötüleşene kadar veya piyasa bunu almayana kadar. Bir kere de topla diyor gidiyor ama. Yok hayır. Birkaç defa biliyormuşum. Birkaç defa kırılır. Birkaç defa kırılır. Kuru tarımda da aynı şey yapılır. Doğru. Yani orada da en az 2 defa toplama yapılır. Sulda belki 2, belki 3, belki 4. Ben meyveci, sebzecilikten anlamam, izleyicilerimiz de bilir. Aklıma takılan her şeyi de sorarım bir ziraatçı olarak. O zaman biraz da kuru tarımın olduğu yere geçelim istiyorum. Oradan dipnotlarımızı aktararak devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi ise kavun yetiştiriciliğinde bir yan tarafa geçtik. Aralarda bir metre mesafe yoktur. Aynı toprak tipi, aynı özellikler iklimi olarak da kuru tarımın yapıldığı yere geldik. Burada kavun yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz. Genelde üreticilerimiz zaten bostan yetiştiriciliğinde kuru tarım yapar. Bu manzaralara çok alışkandırılar ama buradaki bilgileri biz sizlere yine aktarmaya devam edeceğiz. Tanju Bey, burada kuru tarım yapıldığı için dikim aralığında bir değişiklik yaptınız mı? Tabii. Az önce söylediğim rakam zaten kuru tarım için. Yani 1.40 sıra arası, sıra üzere 1.20 olan aralık kuru tarım için geçerli. Sulu tarımda biraz daha araları açabiliyoruz. Yani 2 metreye kadar sıra arası mesafe çıkabiliyor. Bunun en büyük sebebi sulu olduğu için kavunu büyüyebildiği kadar büyütmeye şansınız var. Ama kuruda o şansınız dolduruyor. Yok. Tabii o alanı dolduruyor. Ama kuruda öyle bir şansınız yok. O yüzden 1.40'a 1.20 şu anda en ideal yetiştiricilik tipi. Peki kuru tarımda sulu tarıma göre avantajları, dezavantajları var mıdır hastalık zararlıya göre? Tabii hastalık zararlıya göre kuru tarım suluya göre daha avantajlı aslında. Çünkü tabii sulanmadığı için mantar taşıyor. Evet, yani sulanmadığı için şu anda gerçi toprağımız nemli ama işte önceki gün yağan yağmurdan kaynaklanıyor.
çok fazla yağmur düşmediği için yazın toprağın üzeri kuru kalıyor. İşte kürleme, milyo, bu tip mantar hastalıkları yakalama olasılığı çok daha düşük kuru tarımda. Ama sulu tarımda bunu devamlı kontrol edilmesi lazım. Girdi olarak biraz daha fazlalığı var. Maliyet olarak tabii sulu tarım çok daha fazla maliyeti var. Pekala, gübre olarak farklı bir yöntem izliyor musunuz? Aynı gübreleri mi kullanıyorsunuz? Taban gübreleri hemen hemen aynı olmasına rağmen diğerinde sulama tarım yapılabildiği için, damlamadan verilebildiği için suva gübrede yetiştiriciliği dönemi boyunca devamlı damlamadan gübre takviyesi yapılıyor. Pekala, burada verimine değinmiştik. Sanırım 2 ton civarında bekliyorsunuz değil mi yine aynı şekilde? Hemen hemen tabii. 2-2,5 ton arasında. Hasat zamanı arasında farklılık oluyor mu? Kuru tarımda tabii biraz daha bir hafta 10 gün daha erkene gelebiliyor. Erken oluyor. Evet. Üstünde kuru olduğu için çabuk olgunlaştırıyor kendini. Her zaman bitkiler su verdikçe bildiğim kadarıyla zaten biz rahatçı olarak olgunlaştırmalarını geciktiriyor. Geciktiriyorlar tabii. Buradan kuru tarımın bir avantajı biraz erkencilik biraz sağlıyor. Biraz erken sağlıyor tabii. Burada da tohumdan direkt yapıyoruz. Burada da tohumdan aynı şekilde evet. Diğer bölümde atladık ama çeşit özelliklerine değinmek istiyorum. Bu bölgede ilk defa deniyorsunuz bu çeşidi. Genelde hangi bölgede dikilirdi bu çeşit? Buraya getirmenizin sebebini zaten biliyoruz da. Performans olarak farklılıklara da biraz değinelim istiyorum. Asıl çeşit seçimini üreticimiz kendisi yaptı. Onu da belirtmek istiyorum. Genelde Antalya bölgesi, Akdeniz bölgesi yetişen bir çeşit. Orada da sulu tarım yapıldığı için orada başarıya ulaştığını düşündüğü bir çeşit getirdi. Biz de işte ziraat odası olarak takibini yapıyoruz şu anda. Tebrik ediyorum ama üretici üşenmemiş, gitmiş, araştırmış, getirmiş, evet. Bulmuş. Gerçekten karşılığında da alacağına inanıyorum. Belki bu köye bir ön ayak olacaktır. İnşallah. Gören herkes verimi bu çeşide döner diyorum. Biz de geliriz hasat zamanında bir gözlem yapmak isteriz. Çünkü hem tadına bakarız. Tadına bakarız. Eğer olmuşsa bu alanda seneye bayağı dikilir diye tahmin ediyorum. Ben. İnşallah. İnşallah. Biraz o zaman kuru tarımdaki meyvelerden bahsetmek istiyorum. Az önce sulu tarımda yaptığımız gibi. Burada dediğimiz gibi biraz daha kavun gördüğüm kadarıyla küçük kalıyor sulu tarıma göre. Kuru kaldığı için zaten de. Şunu konuya da biraz değinelim, ondan sonra geçelim. Kavunun kök yapısı saçak kök olarak yayılıyor ve bu yüzden mi sulama yapmadığımız zaman biraz daha iyi verim alabiliyoruz? Tabii şimdi kavunun kazık kökü en fazla 20-25 santim derine kadar inebiliyor. Bunun dışında hep yan kök ve saçak kökler de çalışıyor. Zaten kavunun da kök yapısı çoğunlukla yani %80-90 hep o işte 20-30 santimlik bölümde toprağın çalışıyor. Bunu da devamlı ıslak tutabilmek de pek mümkün değil yaz yetiştiriciliği olduğu için. Burada köklerin toprağa yakın olması sizin çapa yapmanıza engel oluyor mu? Diğer bitkilerle mücadele ederken çapaladığınızda kavunun köküne de zarar verebiliyor musunuz? Yok, hayır. Yoksa onu... yabancı ot mücadelesini direkt ilaçla mı yapıyorsunuz? Yok, hayır. Kolay kolay yabancı ot için ilaç attırmıyoruz. Zaten üreticilerimiz de bu konudan kaçıyorlar. Artı gene dediğim gibi kabakgillerden olduğu için kavunda kök etrafına, tabii köke herhangi bir zarar veya gevşetme getirmeden çapa yapılması kavunun da biraz daha keyfini arttırıyor işin gerçeği. Kavun 3-5 yapraklı döneme, 5 yapraklı demeyelim de 3 yapraklı döneme geldiğinde ilk önce sıra arası, genelde traktörle yapılabiliyor bu, onun çapası yapılıyor. Bununla beraber insan gücüyle sıra üzerindeki az önce bahsettiğimiz teklemeler yapılıyor. İşte mesafeler 1-20'ye getiriliyor ve sıra üzerinde bu şekilde hem çapalanmış oluyor. Kavun her çapadan sonra muhakkak daha keyifli bir şekilde gelişimi zaten size gösteriyor. Yani sulamasak da kuru tarımda çapa yapmamız gerekiyor kesinlikle diyorsunuz. Şart. Zaten yani. Çapanın toprağı gevşetmekten ziyade diğer bir özelliği de içinde kalan nemi devamlı aşağıya doğru hapsetmek. Amaçlı budur zaten. Kesinlikle. O zaman biraz şuna da değinmek istiyorum ben. Hani genelde saçak kök olduğu için alanına çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ve bu bunun içinde daha iyi yayılabilmesi için yumuşak topraklara yani İşba olarak kırkların olduğu, kumlu toprakların daha fazla olduğu bölgelerde gelişimi daha iyi olabiliyor diyebilir miyiz? Onu erkencilik sağlam anlamında kumlu, biraz daha kumsal topraklarda erkencilik sağlıyor. Ama kirli topraklarda da yetiştiricilik gayet güzel oluyor. Hatta biraz daha kirli olan toprakta kumlu olan toprağa göre meyve kalitesi çok daha yüksek oluyor. Yani kök gelişimi kumlu toprağa göre hızlı olmasa da aromada kesinlikle fark ediyor. O da toprağın verimliliği ile alakalı. Kumsal tabii. Topraklar daha verimliliği düşük kalıyor. Toprak kirli de olsa dediğim gibi yani daha yüzeysel kök yaptığı için ve orayı da devamlı üreticiler bir şekilde çapayla veya işte başka bir şeyle karıştırdıkları için zaten o rahatlığı, o gevşekliği sağlamış oluyorlar.
Peki o zaman biraz ziraat odası olarak muhabbetimize devam etmek istiyorum. Arkasından kuru tarımdaki kavunların özelliklerinden de birkaç örnek vererek devam edeceğim. Ziraat odası olarak üreticilerin her birinin kaydı var mıdır sizde? Gezer misiniz? Bunların üreticinin talebine mi bırakırsınız? Kontrollerinizi üreticiye yaparken ben biraz şeffaf konuşacağım. Belli bir ücret karşılığında mı yaparsınız? Bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii. 2014 yılında başladı ziraat odamız. Sayın Özkan Gürkök'ün önderliğinde bu tarımsal danışmanlık ofisini açtık zaten Susurluk'ta. 3 tane tarım danışmanıyız biz odada çalışan ve toplam 200 tane çiftçiyle sözleşme yapmaya resmi olarak hakkımız var. Evet. Ve biz bu 200 çiftçiyle sözleşmemizi yapıyoruz her yıl. Bu sene ikincisini yaptık, bitirdik. Mümkün olduğu kadar herkese biz aynı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani sadece sözleşme yaptığımız bu 200 çiftçiye değil de ziraat odasına kayıtlı olan ve gelip de odamıza başvuran herkese aslında başkanımızın da istediği buydu en baştan beri. Yani sadece sözleşme yaptığımız değil de tüm çiftçilere kendi gücümüzün yettiği kadar, aklımızın erdiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de herhangi bir ücret talep etmedik şimdiye kadar. Çok güzel, gerçekten odanızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başkanınızın yapmış olduğu çalışmalar ziraat camiasına gerçekten bir ışık tutmuş, üreticilere de yol göstermiş. Benim çok hoşuma gitti. Hani Türkiye'yi fiilen gezen bir ziraat mühendisi olarak her ziraat odasında bu manzarayı görmek mümkün değil. İnşallah örnek olabiliriz bize. Nadir, ben de cümleyi oraya getirecektim. Aslında ziraat odaları istese üreticilere çok güzel destekler verebilir ve tarımına renklilik, zenginlik katabilir. O odalardan birisiniz. Çalışmalarınızı gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Diğer ziraat odalarına da örnek olursunuz. Tabii her ziraat odası öyle değil. Sizin ziraat odalarınız gibi birçok ziraat odası da var çalışan. Ama Türkiye'de tahmin ediyorum ki 81 tane ilimizin her ilçesinde ziraat odası var. Ve bu ziraat odalarının içinde inanıyorum ki şuna, en fazla sizler gibi çalışan ziraat odası sayısı %10. Bunların her birinin %100'ünün bu potansiyele gelmesini istiyorum. Bir de bu danışmanlığı tamamen ücretsiz yapmanız. Ben sosyal medyadan da takip ediyorum sizleri. Araçlarınızla geliyorsunuz tarlalarına kadar. Belli reçeteler yazıyorsunuz, maliyetler yapıyorsunuz. O da olarak sanırım bunu da yansıtmıyorsunuz üreticiye. Hiçbir şey yansıtmıyoruz. Dediğim gibi Özkan Gürkök Sayın Başkanımızın en baştan beri istediği oydu. Altyapıyı da dediğim gibi güzel bir altyapı sağladı bize. Odamıza ait, sadece danışmanlığımıza ait diyelim daha doğrusu, odaya ait başka araçlar da var da sadece danışmanlığa ait özel aracımız var. Bununla Susurluk'un tüm köylerine ihtiyaç anında veya ihtiyaç dışı normal rutin olarak da gezdiğimiz veya ihtiyaç anında gidebildiğimiz yerlerde mevcut. Gerçekten tebrik ediyorum buradan başkanımızı. Çalışmalarınızı da başarılar diliyorum. Sanırım bu ovada zenginleştirmeyeceğiniz topraklar kalmaz. İnşallah. Bizler de sizleri izleyip her zaman örnek göstermeye devam edeceğiz. Sağ olun. Çünkü gerçekten ülkemizin her toprağı çok değerli ve zengin. Bunların değerli ve bilinçli ellerde böyle değerlendirilmesinin taraftarıyım ben. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. O zaman biraz susuz tarımdaki kavunlarımıza da değineceğim ben. Burada gösterelim üreticilerimize. Buyurun Tanju Bey. Yetiştirin. Diğer kavunlarımıza göre biraz daha küçük kalmıştır ama tamamen bu susuz olmasıyla alakalı sanırım. Mesela seyreklenen, evet. Az önce bahsetmiştik meyve seyretmesinden. Genelde bu boya geldiği zaman seyreltilir meyveler. Evet. 2 veya 3 tane, dediğim gibi ortalama olarak 2 tane kök başına meyve bırakılır. Evet, burada zaten şu kökte 2 tane görüyorum ben. Evet. Bir tane de orada var. Bazen renk atmıyor mu kavunlarımızın çeşitleri? Alacalı olmuyor mu diyeceğim. Başka çeşit ekliyoruz buraya. Hı hı. Başka çeşitse eğer biraz şu kavunlarımıza bakacağım. Gelişimleri gayet iyi. Herhangi bir hastalık zararlı burada da göremiyorum. Kuru tarımda da gayet başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Sağlıklı bir gelişim de görüyorum. Burada da sanırım 2 tane bırakıyorsunuz teklemeler. Evet, ortalama 2 tane kalıyor. Yani biraz kuru olduğu için yapraklar küçük kalmış ama gelişim burada diğerini aratmıyor. Burası kaç dönüm üzerine kurulu kuru tarım olarak? Bu parça 70 dekar civarı. 70 dönüm. Evet. Toplamda 120 dönüm. Toplamda 120 yer dönüm. Yer yapıyorsun sanırım. Tarla sahibinin de bildiğim kadarıyla bayağı bir yeri var. Sene hepsini kavun yapar herhalde. Hemen hemen. Hemen hemen. Tamam o zaman Tanju Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlere kavun yetiştiriciliği hakkında biraz genel bilgi verelim istedim. Daha önceki tarım kanallarında
Bu kadar detaylı bir program görmediğim için, bunun ihtiyacını hissettiğim için sizlere verdim. Çünkü ülkemizin önemli bir sebzesidir. Her geçen gün potansiyeli artmakta, yetiştiriciliği artmakta, ihracı artmakta. Bundan dolayı önü de açık. Sizlerin de biraz bilgilenmesini istedik. Ben programı yavaş yavaş kapatacağım Tanju Bey, ama sizlerden son olarak üreticilerimize bir ziraatçı olarak aktarmak istediğiniz son cümleler varsa onları almak istiyorum. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Dünya değişiyor, teknolojiler değişiyor, gelişiyor her şey. Bu toprak analizi üzerinde her zaman vurgu yapmaya çalışıyorum. Gene burada da onu yapmak istiyorum. Toprak analizimizi muhakkak kesinlikle yaptıralım. Artık toprağımızı tanımak zorundayız çünkü bunun üzerinde üretim yapıyoruz. Bununla beraber biraz daha bilinçli üreticilik, yani işte orada burada oturmaktan ziyade kendi tarlalarında günlük, iki günlük, üç günlük rutlar oluşturup kendilerine göre rut planı hazırlayıp tarlalarını çok iyi tanımaları gerekiyor. Analiz yaptırmadığınız sürece toprağınızı tanımanız mümkün değil, bunu yaptırmanız gerekiyor. Bununla beraber işte az önce bahsettiğimiz susurluk ziraat odası olarak burada elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz çiftçimize. Daha bunu duymayan, bilmeyen işte veya bu konuda ilgi eksikliği gösteren üreticilerimiz var. Bir işi bilinçli yapmak, yani bu iş sadece kitaptan öğrenilmiyor. Kesinlikle. Ama kitap olmadan da bu işlerin hiçbirisi öğrenilmiyor. Dolayısıyla biraz akademisyenlerine sahip çıksın üreticilerimiz. Ben bunu istiyorum. Bu ziraat teknisyeni olur, ziraat tekniker olur, ziraat mühendisi olur, hiç önemli değil. Biraz akademisyenlerine, çiftçilerin kesinlikle ve kesinlikle sahip çıkması gerekiyor ki bizim de meslektaşlarımız biraz kendilerini geliştirme adına onlar da bir gayret sarf etsinler. Çünkü herhangi bir akademisyenin size en az bir veya iki ilaçlama eksik yaptırması demek, ortalama olarak 10 lira 15 lira olan dekar maliyetinden iki defa eksik yaptığınızda 30 lira gibi bir rakam sizin cebinizde kalıyor dekara demek ki. Bunu yüzlerce binlerce dönüme vurduğunuz zaman çok ciddi rakamlar yapıyor. Bunlar ancak rutin olarak kontrollerle mümkün olur. Kesinlikle. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Evet. Programı kapatacağım ama ziraat odasında bir danışman olarak sizler üreticilerimizin gelişimini nasıl görüyorsunuz? Yeniliğe açıklar mı? Söylediklerinizi yapıyorlar mı? Yoksa geleneksel tarıma bağlı kalıp yok ben bildiğimi yaparım babamdan dedemden gördüğümü yapan diyen üretici sayısı sizce yüzde kaç oranında? Aksine kendini yeniliğe açan, bilgiye önem veren, teknolojiyi takip eden üretici yüzdesini almak istesem bölge olarak fikrinizi soruyorum. Bölgenizde ne kadardır? Tahmini konuşabilirim. Bununla ilgili herhangi bir araştırma yapmadım sadece kendi gözlemlerime göre söyleyebilirim. Tamam. 2014 yılında ilk başladığımızda işte geleneksel yöntemlere bağlı kalan %95, %97 gibi çiftçi varken bir yıl sonra bu geldiğimiz aşamada bu oran %85'lere kadar düştü. Yani %3, %5 bu yeniliğe açık olan çiftçi sayısı bir yılda aşağı yukarı %10, %15'lere ulaştı. Ne güzel. İnşallah bu hızla gideriz de önümüzdeki 1-2 yıl sonra çiftçilerimize %60'ını, %70'ini aynı kanaate döndürmüş oluruz. Ne güzel. Peki gelen üreticiler söylediğiniz planlamalardan dışarı çıkıyor mu yoksa sadık kalarak devam ediyor mu? Büyük bir kısmı sadık kalarak devam ediyor ama hala da işte eskiye dönüp bize çaktırmadan, belli etmeden kendi bildiğini yapan çiftçiler de çıkıyor içerisinden. Muhakkak ama ben şunu çok iyi biliyorum ki bu değişimi gerçekleştirmeyen üretici kaybetmeye mahkumdur. Kesinlikle. Ve yavaş yavaş da görüyorum üreticilerin ama bu insanların rant peşinde koşan insanların peşinde gitmesine karşıyım ben. Bu konuda da hak veriyorum ama sizler gibi ilçelerinde değerli mühendisleri, değerli bir odası olan yerlerde de avantajlıdırlar. Bu fırsatı hiç kaçırmasınlar istiyorum. Programın yavaş yavaş sonuna geliyorum. Yine bize zamanınızı ayırdınız. Karpuzdan sonra kavun yetiştiriciliğini de anlattınız. Tecrübelerinizi paylaştınız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlere kavun yetiştiriciliği ile ilgili de güzel bir program yaptık. Hatta hasada yaklaşmışken güzel bir şekilde bir bostan manzarası da izleme fırsatınız oldu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşene dek şimdilik iyi günler diliyorum.